Türkiye'nin iklimsel ve coğrafi özellikleri, üç kıta arasındaki köprü konumu nedeniyle kısa aralıklarla değişmektedir. Bunun sonucunda biyolojik çeşitlilik açısından küçük bir kıta özelliği kazanmış olan ülkemizde, dünya üzerinde tanımlanmış 36 biyolojik çeşitlilik sıcak noktasından Kafkas, İran, Anadolu ve Akdeniz sıcak noktaları ve bunların geçiş bölgeleri bulunmaktadır. Bu olağanüstü ekosistem ve habitat çeşitliliği beraberinde önemli bir tür çeşitliliği getirmiştir. Bu kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ülkemizin gen kaynakları, tür ve ekosistem çeşitliliği açısından önemlidir. Türkiye'nin yüzey alanı 780.043 km² olup, karasal alanların yaklaşık %7'si korunan alan olarak ayrılmıştır. Doğal biyoçeşitliliğimiz baskı altındadır. Ancak son 100 yılda giderek artan insan baskısıyla kentsel gelişim, doğal kaynakların aşırı kullanımı, kirlilik, iklim değişikliği, alan kullanım değişikliği gibi çoğunluğu insan faaliyetlerinden kaynaklanan baskılar, habitat kaybı ve bozulmasına yol açmakta ve biyolojik çeşitliliği, ekosistem hizmetlerini, ekonomiyi ve insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu baskıyı arttıran etkenlerden biri de istilacı yabancı türlerdir. Peki yabancı tür nedir ve ülkemize nasıl gelmektedir? Çeşitli etkiler neticesinde doğal yayılış alanlarından başka bir alana taşınan türlere yabancı tür denir. İstilacı yabancı türlerse yerleşmesi ve istilasıyla tabiata, yerli türlere, insan sağlığına ve ekonomiye zarar veren yabancı türlerdir. İstilacı yabancı türler bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de biyolojik çeşitliliğe yönelik en önemli tehditlerden biri olarak görülmeye başlanmıştır. Bu türler, ülkemize ticaret, seyahat ve ulaşım gibi kasıtlı olmayan nedenlerle gelebileceği gibi balıklandırma, yetiştiricilik, üretim, peyzaj ve akvaryumculuk gibi kasıtlı yollarla da giriş yapmaktadırlar. Yabancı türler parazit taşır, hastalık bulaştırır, genetik bozulmalara yol açar ve yerli türlerle rekabete girerek onların yaşam alanlarını ve nişlerini işgal eder. Böylece yerli türlerin nesillerini tehlikeye sokar. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından hazırlanan dünyadaki en tehlikeli 100 istilacı yabancı tür listesindeki türlerden 14'ü Türkiye'de bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu önemli tehditle mücadele etmek için yeni bir proje başlattı. Karasal ortamda ve iç sularda istilacı yabancı türlerin tehditlerinin değerlendirilmesi projesi. Temel amaçlar, istilacı yabancı türlerin tehditlerinin belirlenmesi, girişlerinin engellenmesi, kontrol altına alınması, etkilerinin azaltılması veya yok edilmesi, doğal türler ve habitatlar üzerinde baskı olmaktan çıkarılması ve izlenmesidir. Proje kapsamında it dolanbacı, yeşil papağan, Singapur kaplumbağası, su maymunu, İsrail sazanı ve sivrisinek balığı çalışılacaktır. Bu öncelikli konuyla ilgili ülkemizdeki altyapıyı güçlendirmek adına karasal ortamda ve iç sularda istilacı yabancı türlerin tehditlerinin değerlendirilmesi projesi hayata geçiriliyor. Proje ülke genelinde seçilen pilot alanlarda gerçekleştirilecektir. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla üniversiteler, sivil toplum örgütleri, belediyeler ve yerel halkın işbirliğiyle yürütülecektir. Proje 4 bileşene ayrılmıştır. 1. Etkili ulusal politika çerçevesi oluşturulması. 2. Belirlenen 6 istilacı yabancı türün kontrolü ve yok edilmesi. 3. Kapasite geliştirme ve bilgi paylaşımı sistemlerinin oluşturulması. 4. Halkın bilinçlendirilmesi. Proje, istilacı yabancı türler konusunda Avrupa Birliği'nin destek verdiği ilk proje olma özelliğini taşımakta olup 3 yılda tamamlanacaktır. Yürütülen bu önemli proje ile hem Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Aichi hedeflerine hem de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlanacak, ayrıca ülke ekonomisini destekleyen biyolojik çeşitliliğimizin korunmasına yönelik farkındalık sağlanacaktır.